Öncelikle zincir çekmeyle başlayacağız. Ben bu şekilde zincirimi oluşturuyorum. Böyle bir tur kendi etrafında döndürüp şuradan tutup bu ilmeği bunun içine çekip şunu da çekiyorum. Sıkıştırıyorum ve buraya zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Çok sıkı ya da çok gevşek çekmeyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zincirimi çektim. Daha sonra şöyle tersinden, yani şu örgü kısmı şöyle dışa gelecek şekilde, içte bize bakacak şekilde getirelim. Bu şekilde şuradan birleştirelim ki düzgün bir görüntü olsun. Battım. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Böylelikle şu saç örgüsü kısmı dışarıya geldi. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane de fazladan çekiyorum. Bir doladım. Şuradaki arta kalan ipimizi arada yürüteceğim. Daha sonra hemen yandaki zincirin içine batıyorum. İlmek aldım. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Araya bir zincir çektim. Yine bir doladım. Yine sonraki zincirimin içine batıyorum. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Araya bir zincir çektim. Yine bir doladım. Sonraki zincirimin içine batıyorum. Yine ilmek aldım. 3 tane oldu. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Araya bir zincir. Yani ikili trabzanlar yapıyoruz. Her bir zincirin içine ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. 11 tane ikili trabzanım oldu. Yani şu direkler. Son zincirimi de şuradan araya çektim. Bir doladım. Hemen şu başladığım yerin bitimine hemen. Buraya bir tane daha batıp, yani aslında aynı yuva iki tane batmış oluyoruz ama yine ikisini bir çekip araya bir zincir çekip burada 1 2 3 şuraya batıp kilitliyorum. Bir böyle oluşmuş oluyor. Şimdi ip rengimi değiştireceğim. Ben şöyle kırmızı renk ipimi bağladım. Sizin elinizde hangi renk ip varsa onu bağlayabilirsiniz. Daha sonra buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Hemen şuradaki boşluğumuzun, hani zincir çekmiştik ya bu aralara, o boşluğumuzun içine batıyorum. Şu bağladığımı da arada yürütüyorum şunu. Daha sonra buraya da ikili trabzan yapıyorum. Şu direğimle beraber 2 tane oldu. Bir doladım. Yine aynı yuvanın içine battım. Yine ikisini bir aldım. 3 tane oldu. Araya bir zincir çektim. Bir doladım. Hemen yandakine geçiyorum. Yine buraya 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir doladım. Sonraki yuvamın içine batıyorum. Yine buraya da 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Bu yuvaların içine bu şekilde 3 tane ikili trabzanlarla doldurup sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi şurada son bir yuvamız var. Oraya da yine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıp araya bir zincir çekip hemen şurada 1, 2, 3'üncünün tepesine batıp kapatıyoruz. Şimdi yine ip değiştireceğim. Başka renge geçtim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir doladım. Aynı yuvanın içine battım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Şu çektiğim zincirle beraber 2 tane oldu. 3 ve dördüncüyü de yapıyorum. Araya bir zincir. Daha sonra yine bir doladım. Hemen şuradaki boşluğuma geliyorum.
Buraya da yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 bir zincir. Yine bir doladım. Sonraki boşluğumun içine batıyorum. Şunu keserim. Şöyle yine 1 2 3 4 araya bir zincir. Bu boşluklara, şu aralara 4'er tane ikili trabzan yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. İpimi bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir doladım. Buraya 1, şöyle 2 tane çektiğimiz zincirle beraber 3 tane olmuş oldu. Araya bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada normalde şu boşluğa geçmemiz gerekiyor ama öyle yapmıyoruz. Bir doladım. Burada 4 tane ikili trabzan yapmıştım. 2 burada, 2 burada kalacak şekilde tam şu ortalarına, yani şu zincirin ortasına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 3 tane oldu. Buraya bir ikili trabzan yapıp araya bir zincir çekip daha sonra bir doladım. Hemen şuradaki boşluğuma geçiyorum. Buraya yine 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıp araya bir zincir çekip daha sonra bir doladım. Demin şurada yaptığımız gibi şu 4 tane trabzanın tam şu orta noktasından batıp ilmek çıkartıp 3 tane oldu. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir doladım. Şu boşluğuma yine buradaki gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir araya. Bir doladım. 4 tane ikili trabzanımın tam ortasından batıp buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam edecek. Yani şu boşluklara 3'er tane ikili trabzan, buraya tepeye bir tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıramın sonuna geldim. İpimi değiştirdim. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekip bir dolayıp şöyle şuradaki yuvaya batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir doluyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Hiç zincir falan çekmedim burada. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bir. Yine doladım. Yine aynı yuvanın içine. Yine ikili trabzan yapıyorum. Böyle. Araya bir. İki zincir. Daha sonra bir doladım. Hemen şuradaki boşluğuma batıyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki tane yaptım. Araya zincir falan çekmiyorum. Hemen şuradaki boşluğuma batıyorum. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir, iki zincir çekiyorum. Yine bir doladım. Sonraki boşluğuma batıyorum. Buraya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum.
Doladım, zincir çekmedim. Bakın hemen buraya. Yine 2 tane ikili trabzan. Burada 2 zincir. Şimdi burada şu duruşu görüyorsunuzdur zaten. Bakın şunlar birlikte gibi. Araya zincir, şunlar birlikte. Yani şu 3 tane ikili trabzanın üstüne zincir çekmiyoruz. Şu aralarda zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam edecek. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Yeni bir ip bağladım. Yeni renk. Daha sonra bir zincir çekiyorum burada. Şimdi şu 2 tane ikili trabzan burada. 2 tane ikili trabzan buradaydı. Şu araya zincir çekmemiştik ya. Şuraya 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincir çekmediğimiz yere şunu da alayım şöyle. Buraya batıyoruz ve buraya bir sık iğne yapıyoruz şöyle. Bir zincir çekiyoruz. Daha sonra bir doluyoruz. Bu iki zincir çektiğimiz yere gelince buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz önce. 1 2 3 tane yaptım. Şimdi 3 tane ikili trabzandan sonra yine doladım, battım. Bu sefer ikisini bir ikisini bir çekmeyeceğim burada. Birini çektim şöyle. Yine ikisini birlikte çektim şöyle. Sonra ikisini birlikte çektim. Yani 3 seferde çekmiş oldum burada. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane de üçlü trabzan yapmış oldum yani. Devam ediyorum. Yine aynı yuvanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 yaptım. Şimdi şöyle. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğun içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine buradaki işlemin aynısını buradaki iki zincir çektiğimiz yere yapacağız. Yani 3 tane ikili trabzan. 2 3 Yine doladım. Bir saniye. Battım. 3 tane oldu. Önce bir tanesini çekiyorum. Sonra ikisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Yani üçlü trabzan yapmış oluyorum. Yine aynı yuvanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir. Hemen buradaki şu 4 tane ikili trabzanımın tam ortasına batıp sık iğne bir zincir çekip aynı işlemleri devam edeceğim. Yani şu görüntüyü vermek için bunu böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Buraya böyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum, bağlıyorum. Daha sonra ip rengimi değiştireceğim. Ben böyle turuncu bir ip tercih edeceğim. Hatta bunu bağlayayım. Şimdi ipimi bağladım. 1, 2. Zincir çektim. Bir doladım. Hemen şu yandaki boşluğa batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bir doladım. Hemen yandakine batıyorum boşluğuma. İkisini birlikte çekiyorum. Bir doladım. Yana battım. İkisini birlikte çekiyorum. Yani buralara ikili trabzanlar yapacağız. İkisini bir, ikisini bir. Doladım. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. Yine. Yine. Ve şuraya geldim. Yine doladım.
Buraya battım. Hepsini birlikte çekiyorum. Şu araya gelince, şu iki araya, şu tepelerde değil. Ama şu iki araya gelince buralara bir dolayıp çakma sık iğne ya da tekli trabzan nasıl diyorsanız öyle yapıyoruz. Daha sonra bu tarafa geliyoruz ve devam ediyoruz. İkili trabzanlar yapmaya. Böyle. Yine ikisini bir, ikisini bir. Şimdi yine bakın buraya geldim. Şuraya bir doladım, battım. Hepsini birlikte çekiyorum. Yine bir doladım, hemen yana battım. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve buralara yine ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Yani aslında şu formu korumaya çalışacağız burada. Onun için de böyle yapmamız gerekiyor. Buraya çakma sık iğne değil de sadece sık iğne de yapabilirsiniz bu aralara. Öyle de güzel olur. Bu işlemi böyle sıra sonuna kadar devam ettirelim. Sıramın sonuna geldim. Buraya ipimi bağladım ve diğer rengime geçtim. Daha sonra 1, 2, 3. Buraya 8 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra bir doluyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani tam şurası. Buraya batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yani böyle olacak. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yani aslında şurada da yani şunun gibi ikili trabzan olması gerekiyordu. Onun yerine 3 tane zincir çektik. Araya 5 tane daha zincir çekmiş olduk. Onun için buraya da 5 tane zincir çektik. Şimdi yine bir doladım. Şurada aramız vardı ya. Tam bu aranın hemen şurasına batıyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tam ortaya batıyorum. Yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani şöyle yere koyduğumda şu hem araya hem tepeye hem araya hem tepeye şeklinde bunu yapmış olacağız. Sadece burada küçük bir şey göstereceğim. Burada 4 tane köşe olması gerekiyor. Onu göstereceğim. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir doladım. Yine tam şu ortasına battım. Yine buraya ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı köşe yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tamam mı? 2, 4, 2, 4. Tam buraya battım. Daha sonra batamadık. İkisini bir, ikisini bir aldım. Yine buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine doladım. Aynı yuvanın içine batıyorum burada yine. Burası köşe oluyor. Köşelerimizi bu şekilde yapacağız. Yani şöyle. Şöyle de çekiştireyim. Köşelerimiz böyle olacak. Köşeyi nasıl yapacağım diye soracak olursanız. Ya şu direkleri sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 direk sonra köşe. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 direk sonra yine köşe. Şeklinde yapacağız. Ve yine aynı yere batmıştık şurada. Onun için yine hemen bir dolayıp aynı yuvanın içine batıyoruz.
Yine ikisini bir aldım. Bakın. Köşem oluştu. Şu birinci köşem, bu ikinci köşem. Yine aynı şekilde direkleri sayacağız. Burada saydığımız gibi. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 direk. 1, 2, 3, 4, 5 direk. Yine 1, 2, 3, 4, 5 direkten sonra şuraya köşemi yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5'ten sonra buraya da bir köşem oluşacak. Burası da kenarım zaten. Bu şekilde devam edelim. Yaptığımızda bakın buralar, şuralar köşelerimiz oldu. Şimdi burada devam ediyorum. İpimi değiştirmedim. Bu yuvanın içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine battım. 2, yine 3, yine 4, yine 5, yine 6. Daha sonra hiç zincir falan çekmeden hemen yandakine geçiyorum. Buraya da yine 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yine şuradaki şu boşluğumuza, şuna ve şuna 6'şar tane sık iğne yapalım. Şu köşeye gelince bir şey göstereceğim. Şimdi köşeme geldim. Yine zincir çekmeden bunun içine de önce 3 tane sık iğne yapıyorum. 2. Şöyle çekiyorum. Daha sonra buraya 2 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane daha sık iğne yapıyorum aynı yuvanın içine. Pardon. 1, 2, 3. Sonra bu boşluklarıma da 6'şar tane sık iğne yapıyorum. Sadece şu köşede 3 tane sık iğne yapıp yani şöyle göstereyim. Şurada köşemizde 3 tane sık iğne yapıp şu araya 2 tane zincir çekip yine 3 tane sık iğne yapıyoruz ve devam ediyoruz. Tıpkı buradakiler gibi buralara da 6'şar tane sık iğne yapıp yine bu köşeye geldiğimizde aynı burada yaptığımız gibi 3 tane sık iğne, araya 2 zincir, yine 3 tane sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Böyle devam edelim. Yine köşeye geldim. Yine 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya. Araya 2 tane zincir. Yine 3 tane sık iğne daha. Şimdi burası kaldı. Buraya yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Şuraya batıp kaydırma tekniği uyguluyorum. Bu şekilde diğer rengimi bağlayıp geleyim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Tabii renk ipimi de bağladım bu arada. Şimdi hemen sonraki tepenin şuradaki yuvasına batıyorum. Şu bağladığım ipi de içinden yürüteceğim. Aldım böyle. İkisini birlikte çektim. Battım. İkisini birlikte çektim. Yine battım. İkisini birlikte çektim. Yani şuradaki, şunu alayım. Şuradaki görünen tepeleri batıyoruz. Yani şuraya. Battım. Çektim. Sonrakine battım. Çektim. Sonrakine battım. Çektim. Yani her bir tepenin şöyle içine bir tane sık iğne yaparaktan bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra bunu böyle devam edip buraya geldikten sonra aynı renkle ya da dilerseniz farklı bir renkle yine bir tur daha döneceğiz. Yani şu sık iğneden iki tur yapıp örneğimizi devam edeceğiz. Sonraki sıramıza devam edeceğiz. Diğer ipimi bağladım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki, yani bir yandaki tepeye batıyorum. Buraya
Sık iğne yapıyorum. Sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3. Sonrakine battım. 4. Sonrakine battım ve 5. Sonrakine battım. Daha sonra burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada şu tepeleri atlayacağız. Şu araları 1, 2, 3 tane araya atlıyoruz. 4. araya yani 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atlayıp şurada 4. sık iğneden sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum yine. Ve devam ediyorum. Bu 1. sık iğnem oldu. 2 3 4 5. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çektikten sonra 1 2 3 4. boşluğa. Yani yine şuradaki sık iğneyi de sayarsak 1 2 3 4 tane sık iğne atlamış oluyoruz ve 1 2 3 tane de boşluğumuz olmuş oluyor. 4. boşluğa batmış oluyoruz. Yine buraya yan yana 5 tane batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4 5. Yine araya 4 tane zincir. Daha sonra yine 1 2 3 4. boşluğa yani tepeye batıp sık iğne yapıyoruz buraya. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Sonrakine battım. Üçüncü sık iğne, dördüncü sık iğne ve beşinci sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncü tepeme battım. Daha sonra bu birinci sık iğnem oldu. Yine 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Araya 4 tane zincir. Daha sonra yine 4 tane tepe atlıyoruz. Şöyle de atlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Şuraya batabilirsiniz. Buraya da 5 tane sık iğne. Bunu bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar. Böyle marullanma oluyor ama daha sonra gidecek, merak etmeyin. Yani şöyle gerileceğini düşünün. O zaman bu marullanma kalmayacak. Sıra sonuna geldim. Diğer ipimi bağladım. Şimdi burada şu 5 tane yaptığımız sık iğnenin 2 tane buradan bırakıp şuradaki 3. yuvaya batıp buraya bir sık iğne, hemen yanına da bir sık iğne yapıp şöyle bundan sonrakilere bir doluyorum. Şu şuraya zincir çekmiştik ya 4 tane. Şimdi oraya batıp şunları bir temizleyeyim. Bir doladım. Geldim. Bu 4 tane zincir çektiğim yerin içine battım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. 2 3 4 5. Daha sonra hemen yine 1 2 yani 2 tane sık iğne atlayıp hemen şuraya 3'üncünün tepesine batıp buraya bir sık iğne, hemen yanına da bir sık iğne. Yani 2 tane yan yana sık iğne yapmış olduk. Bir doladım, boşluğuma geldim. Yine buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Daha sonra yine 1 2 3'üncünün
tepesine battım, sık iğne yaptım, sonrakine battım, sık iğne yaptım. İki tane sık iğnem oldu yine. Daha sonra bir doladım buraya. Bir, iki, yine beş tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane oldu. Da beş. Şimdi yine bir, iki. Üçüncünün içine sık iğne, hemen yanına bir daha sık iğne. Köşeye geldim. Burada köşe olduğu için bir zincir çekebilirsiniz. Yine buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 Şöyle 5 tane yaptıktan sonra yine köşe olduğu için buradan da bir zincir çekiyoruz. Sonra yine 1 2. Yani 2 tane tepe atlayıp 3. tepenin içine batıp buraya bir tane sık iğne yapıp hemen yanına da bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde devam edeceğim. Yani şu köşelere gelince yani sık iğnelerden sonra şey yapabilirsiniz, zincir çekebilirsiniz daha rahat olması açısından. Onun haricinde gösterdiğim şekil yapıp sıra sonuna kadar gelip bitirelim. Örgümü tamamladım. Daha sonra buraya püskül yapacağız bu şekilde. Bunu yapmayı bilmeyenler için kısaca hemen göstereyim. Yani şu boyutlarda tahmini benimki. Kendiniz uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bu boyutlarda bir tane ip kesip daha sonra yine bunun boyutunda kesiyorum böyle. Kaç tane keserseniz, hani kalınlığını siz kendiniz ayarlayın. İkiye de katlayacağınızı şöyle düşünün. Ona göre ayarlayın. Bu şekilde kesip daha sonra bir parça uzun ip daha kesip şuradan bağlayıp daha sonra buraya bağlayacağız. Bunu hani gösterip videoyu uzatmak fazla istemiyorum. Onun için ben şöyle hemen kendi yaptığımı takarken size göstereyim. Şuralara takacağız. Şu kısımlara. Bir de şu köşeye takacağız. Bunu nasıl takacağız? Hemen şuradan batıp ya da şöyle önden arkaya batmak daha mantıklı olabilir. Şöyle arkadan battım. Önden çıkarttım şöyle ipi. Daha sonra şu şekilde yani şöyle arkadan bağlıyorum ben. Siz nasıl bağlarsınız bilmiyorum. Benim bağlama yöntemim bu şekilde. Buraya bağladıktan sonra bir kere de daha bağlayıp yani böyle ve kesiyorum. Aslında çok basit bir şey yok. Ama kısaca bir göstermek istedim. Böyle bu şekilde bu uzunluklarını da daha sonra da kısaltacağım ben. Dediğim gibi siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Uzunluğu kısalı da yapabilirsiniz. Ben mesela bunu biraz uzun yapmışım, bunu kısa yapmışım. Diğerini biraz daha uzun, şu kısmını biraz daha uzun tutabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bundan sonra bir de şuraya bir sopa geçirmemiz gerekecek. Onu da göstereceğim size nasıl yapılacağını. Bu kısmı yapmak için öncelikle şu köşemizden batıp ben bu şekilde sabitliyorum. Yani sizin bildiğiniz farklı bir yöntem varsa yapabilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra bunun şöyle şu iple beraber ikisini birlikte şöyle içinden çıkartıyorum. Bunu da içinden çekiyorum. Bu şekilde buraya sabitlemiş oluyorum. Şunu da çekince zaten buraya sıkışıyor. Daha sonra şimdi buraya
Ben şöyle şu boyutlarda bir sopam var. Böyle yapacağım. Siz de yani elinizde sopa yoksa şey yapabilirsiniz. Bu amigurumilerde kullanan teller var ya, onlardan yapabilirsiniz. Ya da varsa bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Şimdi burada şuraya geçirmemiz için, yani şuraya şöyle geçmesi gerekiyor. Onun için öncelikle şu tepeme ipimi böyle bu şekilde alıyorum ve çıkartıyorum. Daha sonraki tepemden alıyorum. Ondan da çıkartıyorum. Şunları sopamıza bu şekilde şöyle geçireceğiz. Bu şekilde olacak. Devam ediyorum. Ne yapmışım buraya? Sonraki hemen tepe. En tepedeki olan şeye, sık iğnenin içine batıp şöyle önden alayım. Bu şekilde. Daha sonra buraya. Daha sonra da buraya. Bunu şöyle alsam daha iyi olacak. Bir de şu köşemize de battıktan sonra buraya da yine şuradaki gibi kilitleyeceğim ben. Öncelikle şunu geçireyim. Daha sonra şurayı bir ayarlayayım. Şöyle. Şöyle bolluğunu bir ayarlayabilirsem. Tamam. Şurası biraz daha bol oldu sanki. Evet. Bu şekilde. Daha sonra şurayı kapatacağım. Yine çok şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir zincir çekip bir tane daha çekersem bunu daha sonra keserim. Bu şekilde. Yine şu kısma şöyle bir ip, yani siz boyutunuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şuraya bağlayıp daha sonra da yine şuraya da bağlayıp bu şekilde bir yere asabilirsiniz. Şuralara çentik atmanız gerekecek. Bir bıçak yardımıyla da atabilirsiniz. Bu şekilde asabilirsiniz. Biraz benimki uzun oldu. Daha kısa olabilir şöyle. Olursa daha hoş olur. Ben buralara boncuk taktım. Siz de takabilirsiniz. Motifimizin son hali bu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.